Günaydın hepinize. Yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Kamerayı hiç açamadım. Berkay'la biraz işlerimiz vardı. Sonra Serpil annemlere falan gittik. Berkay'ın teyzesi falan gelmişti. Onlarla zaman geçirdik. Şimdi şöyle bir saçımı toplayacağım. Sizinle bir makyaj yapacağım. Çünkü kızlarla haberleştik. Sabah uyandım. Zaten dün akşam duşa girmiştim. Hemen bir yüzümü yıkadım. Dişlerimi fırçaladım. Bir kahve içtim. Bobo'yu tuvalete çıkarttım. Sonrasında kızlarla haberleştik. Optima kahve içmeye gideceğiz. Hızlı bir şekilde makyaja başlamak istiyorum. Bunu çok seviyorum zaten. Okul kapandığından beri nereden baksanız bir 10-15 gündür kızlarla görüşemiyorduk. Herkes bayram tatilindeydi. O yüzden bir Optima gidelim, kahve içelim dedik. Buse gelecek, Burcu gelecek, Gülse gelecek. Zaten yine bildiğiniz tayfa. Daha önceden de birçok kez gördünüz. Havalar ısındıktan sonra ben şekillendirici var ya, benim fön tarağım. Onunla hiçbir şekilde saçıma şekil veremiyorum. O yüzden bugün vakmaşa yapmak istedim. Hem uzun zamandır vakmaşa yapmıyorduk. Yani saçlarımı kestirdiğimden beri vakmaşa yapmıyorduk. Sizinle birlikte vakmaşa da yaparız. Bir de onu reel olarak çekmek istiyorum. Telefondan da çekeceğim. Size de göstereceğim. Onu salonda çekerim çünkü hava çok sıcak. Şu an bile buradaki cam açık, mutfağın camı açık ama yani dehşet terliyorum. Klimayı da sonuna kadar açtım salonda. Şöyle hemen bir hızlıca konsiler uygulayalım. L'Oreal'in bu konsileri de çok güzel. Şöyle azıcık uygulayacağım. Çok sıcak yani, makyaj yüzümde kalmıyor. Terlediğim için anında gidiyor. Bir de tam buradaki camı açıyorum. Yani karşı komşum görüp bana diyecek ki bu kız kafayı mı yemiş? Niye sürekli kameraya bakıp konuşuyor? Bence öyle düşünebilir yani. Bakın nasıl terledim. Yani anında su içinde kalıyorum. Bir kalem, rimel aldık. Benim günlük makyajımı zaten biliyorsunuz. O yüzden hızlı bir şekilde onu yapacağım sadece. Baksanıza ne kadar güzel aydınlattı. Tabi sabah olduğu için yüzüm gözüm biraz şiş. Hemen kaşlarımı tarayayım. Kaş jelimi de çok seviyorum. Buradaki aynadan da süreyim bir anda. Yazın saçlarıma hiç şekil veremiyorum. O yüzden Vakmaş'a çok uygun bir fiyat almıştım. Zaten size de göstermiştim. Önceki evde de kullanıyordum. Ama uzun zamandır kullanmıyorum. Kullanmadığımı fark ettim. Özellikle saçlarımı kestirdikten sonra. O yüzden hem havalar da ısındı. Öyle sıcak fönle uğraşamayacağım. Bugün Vakmaş'a yapayım istedim. Zaten kendiliğinden çok dalgalanıyor saçım. Özellikle duştan sonra kendi haline kurudu mu dehşet bir şekilde dalgalanıyor. Bir de artık boyamıyorum. O yüzden bence onun da çok etkisi var. Kalemlerimi de açmam lazım. Üst kısmında da notun şu kafe rengini, 02 kafe rengini sürüyorum. Bu gerçekten çok güzel bir kalem. Hem de çok yağlı. Yani çok kolay bir şekilde far gibi dağıtabiliyorsunuz. Ay ne güzel esti. Aa, çok güzel esti. İnce bir fırça aldım rastgele. Bakın böyle hafifçe dağıtıyorum. Ve şöyle uç kısmı şöyle çekeceğim. Burayı da böyle elimle çektiriyorum. Aa, açık kahveyi sürdüm. Böyle şöyle çektireceğim. Elimle de yaparım da buradaki konsileri direkt alıyor. Bakın böyle.
kahverengi kalemi bu şekilde uygulamak çok hoşuma gidiyor. Yalnız nasıl terledim. Hemen bir maskara uygulayacağım. En son aldığımı süreceğim. Böyle bir kirpiklerimi kıvırıyorum. Maybelline'in Firework maskarasıyla kirpiklerimi uygulayacağım. Gerçekten çok güzel etkisi. Bir de fırçası o kadar yumuşak ki. Asla gözünüze değdirdiğinizde böyle kirpinizde fırçayı hissetmiyorsunuz. Sürdüğüm bütün tinti aldım fırçayla. O kadar çok terletiyor. Ama şu an mesela yüzüm çok canlı ve çok net duruyor. Bu görüntüyü çok seviyorum. Şu aldığımdan uygulayacağım. Bunu zaten çok fazla gösterdim size. Şuradan maskeli bir fırça alıyorum. Böyle dağıtacağım. Yani diğer aldıklarım da var ama yazın en çok kullandığım, hatta uzun zamandır, aylardır en çok kullandığım, aldığım bu. Bunu çok fazla seviyorum ve çok uzun süre kalıyor. Biraz daha sabitlemek için şöyle bir yöntem geliştirdim. Dediğimde ve elimi falan değdirdiğimde bir tık gidiyor. O yüzden böyle üzerine toz bir aldık uyguladığımda daha çok yapışıyor. Öyle bir yöntem denedim geçen gün. Daha uzun süre kaldı. Gerçekten bu aldık şahane. Onu süreyim. Sonra rujuna süreceğim. Baksanıza dudakta da çok doğal duruyor. Evet, yaptığım günlük makyaj. Her zaman yaptığım günlük makyajım bu. Arkadaşlarım zaten kahve içmeye gideceğim. O yüzden çok da abartmak istemedim. Bence gayet güzel. Yani ben birçok yere bu makyajı yapıp gidiyorum. Bir yandan Instagram'a Reels için video çekiyorum. Ve böyle hazırım arkadaşlar. Şöyle gözlüğü bir çıkarayım. Şimdi kısa bir reel videosu çektim. Şu portföy çantamı da alacağım yanıma. Bu gömleği böyle şortla da kombinlemek çok hoşuma gitti. Makyajımı zaten biliyorsunuz. Saçlarımı artık ben sürekli böyle yaparım. Yazın gerçekten çok kurtarıcı oluyor. Fönle falan uğraşmanıza gerek kalmıyor. Hem de saçlarım daha dolgun durdu. Aşırı beğendim. Şimdi hazırım. Evden çıkacağım. Altıma da sandaletlerimi giyeceğim. Bence gayet tatlı oldu. Tam bir kahve içme kombini oldu kesinlikle. Biz Optimum'a geldik. Kızlarla buluştuk. Gülsüye. Kavuştay. Dedim ki ekibi tanıyorsunuz zaten. Gülsen'in düğününe gördük en son. Evet, burada Milan'ımız var. Milan bir merhaba de. Merhaba. Diyorum kameralara çıkacaksın. Ne yapacağız orada? Ne? Şimdi oturduk, bir şeyler içeceğiz. Bir şeyler söyleyeceğiz. Artık öğretmenim değil Milan. Milan ne diyeceğim? Artık küçük. Eda abla diyebilirsin. Eda abla. Öğretmenim yok. Ne diyecektin? Bir şey diyecektin. Söyle. Kamerayı gelecek mi? Biraz sık fotoğraf çekebilir miyim? Daha sonra vereceğim bak, tamam mı? Tamam. Şimdi Whiskey Royale'e geçtim. Çikolatalı bir şey kapatayım. Aa evet. Tamam, Milano'da bir çikolata. Babamın yaptığı güzellikler. Bu da... Bir çikolatalı bir şey çok. Kim rahatsız benim etekse vurmamdan? Nasıl rahatsız oldun? Neden rahatsız oldun?
Kahve dünyasını görünce direkt bundan bir tane alacağım. Çünkü aşırı merak ediyordum. Bunlar ne kadar böyle? Onların kilosu 1450 tartıyorum. 350-400 civarı. Teşekkürler. Hemen kaptık. Kahve dünyasını görünce hemen uğrayıp şu kremasından aldım. Kızlarla biraz mağaza geziyoruz ama nereye gittiler? Biraz mağaza turladık. Kameranın şarjı bitti. O yüzden telefondan çekim yapıyorum. Merhabalar. Ben eve geldim. Gerçekten o kadar terledim ki. Hava çok sıcaktı. Hemen üzerime değiştirdim. Kafede otururken sıkıntı yoktu aslında. Orası bayağı serindi, güzeldi. Güzel oturduk kızlarla. Ama mağazaları gezerken bayağı zorlandım. Hatta kameranın şarjı bitti. Hazırlık videosu falan çektiğim için size bir de sabahtan da video çekmiştim. Kamerayı şarj etmeyi unuttum. Evden çıkarken de video çekmiştim zaten biliyorsunuz. O yüzden oraya gittiğimde kameranın şarjı bitti. Kendime acil batarya almam gerekiyor. Hafıza olarak sıkıntı yaşamıyorum ama batarya olarak sıkıntı yaşıyorum çünkü pili yetmiyor. Uzun süre açık bırakıyorum artık kamerayı. O yüzden pili yettirmekte biraz sıkıntı yaşıyorum. Şöyle masaya geçtim. Koltukta rahat edemedim. Bob işte yanımda yatıyordu. Geldiğim gibi kendime hemen milkshake yaptım. Bugün adam akıllı bir şey de yememiştim. Ya saçlarımın haline bakar mısınız? Sıcakta hemen bozuldu. Ama tazelerim daha sonra. Dünyasından da hemen aldığımı size tekrardan göstereyim. Şu kremasını aldım. Bunu çok fazla övüyorlardı. Kızlarla mağaza turluyorduk birazcık. Kahve dünyasına denk gelince dedim hemen alıp çıkayım. Hızlı bir şekilde aldım ve çıktım. Size ne kadarını çektim telefondan bilmiyorum. Oradaki videoları telefondan çektim. Umarım çözünürlüğünde bir sıkıntı yoktur. Bunu da sizinle birlikte deneriz. Gerçekten çok fazla övülüyor. Hatta Instagram'dan da paylaştım. Bağımlısı olacaksın. Neden böyle bir hata yaptın dediler. Ama ben fındık zaten çok fazla seviyorum. Kremasını da ekstra seveceğimi düşünüyorum. Bir de kahve dünyasını çok övüyorlardı. Sanırım bu ev yapımı bir de. O yüzden denemek için sabırsızlanıyorum. Bunu da sizinle birlikte deneriz. Hem ekmek üstü olarak deneriz. Hem de bayağı ben oturup onu kaşıklarım diye düşünüyorum. Çünkü tatlı bağımlılığım var biliyorsunuz. Asla tatlı yemekten sıkılmam. Bir de şöyle bir şey var. Vakmaşayı inanılmaz özlemişim. Yani sıcaktan tabii ki de bayağı bozuldu. Aslında hala kullanılabilir durumda ama böyle bir tık üstten toparlayabilirsem daha düzgün bir şekilde kullanırım. Yani o kadar çok terledim ki hava çok fazla sıcaktı. Ona rağmen hala kullanılabilir durumda. Yani üstten biraz daha tazelersem şu önlerimi gayet güzel kullanırım. Asla uğraşamıyorum. Yani nereden baksanız bir aydır saçıma hiçbir şey yapmıyorum. Kendi haline bırakıyorum. Ama bugün vakmaşa yapmak istedim ve Instagram'dan da çok güzel dönüşler aldım. Herkes çok beğendi. Şimdi eve geldim. Biraz bir şeyler hazırlamam gerekiyor. Dolaptan et çıkarttım. O biraz çözülsün. Güzel bir kavurma yapalım istiyorum. Yanına pilav yaparız. Domates salatası yaparız böyle soğanla. Bir de biraz küp patates kızartmak istiyorum. Etin yanına çok yakıştırıyorum. Hızlı bir şekilde onu da sizinle birlikte hallederiz. Kamera biraz daha şarj olsun. Ben de o sırada etler biraz çözülmüş olur. Dışarı çıkarttım çünkü. Aslında öğlen çıkarsam çok daha iyi olacaktı ama aklıma gelmedi. Eve gelirken düşündüm onu da. Öyle yani. Aslında bugün sabahtan düşüneceğim. Kızlarla falan mesajlaşıyorduk öyle ama hiç planımız da yoktu dışarı çıkıp kahve içme. Ben de niyetlendim işte salondaki perde kaldı bir tek. Salonun bu camını sileyim, perdesini makineye atayım falan diye. Yapamadım. Bugün de yapamadım. Artık yarın sabah ilk iş. Perdeleri makineye sizinle birlikte atarız. Sonrasında buradaki camı sileriz. Çünkü yani her şeyi temizliyorum. Her şeye çok dikkat ediyorum ama cam silmekten gerçekten hiç hoşlanmıyorum. Salonun bu camını çok sık siliyorum. Çünkü sürekli bir şekilde kullanıyoruz. Ama buradaki camı, giyinme odasındaki camı ve yatak odasındaki camı, bu üç camı kesinlikle silmedim. Yani taşındığımdan beri silmedim. O yüzden artık onu silmem gerekiyor. Bana bu konuda Eda her detaya takılı bu kadar temizlik yapıyorsun ama camların ne kadar pis diyebilirsiniz. Yani bir sene olacak buraya taşınalı. Hiç utanmadan da söylüyorum. Ama gerçekten bu camı hiç silmedim. Bu perdeyi de yıkamadım. Neyse öbür camları hallettik. Bir tek burası kaldı. O yüzden çok fazla üşenmiyorum. Bence halledebilirim. Yarın sabah sizinle birlikte onları da makineye atarız. Camlarımızı temizleriz. Biraz evi toparlarım. Bir tekrar silmek istiyorum. Çünkü geçen sefer sildiğimde o kadar pislenmişti ki ev. Yani 1,5 hafta silmedim ama yaz olduğu için ve sürekli cam kapı açıyoruz. Evde şu an halı da yok. Ben kaldırdım hepsini. Bir tek salonda burada halı var. Bir de giyinme odasında sadece post atıyorum. Yani başka hiçbir yerde halı yok. O yüzden ekstra tozlanıp pisleniyor, kirleniyor yani ister istemez. Bir haftada çıkan tozu yani inanamadım. Dedim ki ben bu evde hiç temizlik yapmıyorum sanırım. O yüzden içime sinmedi. Yarın sizinle birlikte bir daha sileriz.
Et çözünene kadar kamera biraz şarj olsun. Ben de o sırada patatesleri soyup doğrarım. Sonrasında yemek yapımına başlarız. Patatesleri küp küp doğrayıp fırına attım. Kızartmayla hiç uğraşmak istemedim. Daha güzel oluyor. Böyle zeytinyağı, baharat koydum. Mis gibi oldu. Bunları da zaten bayramdan kalmıştı. Buzlukta böyle yemeklik ayırmıştım. Güzelce çözülmüşler bence. Hemen şöyle wok tavama alacağım. Bir kendi suyunda mühürleyeceğim. Sonra içerisine soğan koyacağım. O gün annemde yaptığımız gibi yapacağım aslında. Soğan ve sarımsak koyacağım. Birazcık yağ koyacağım ve kendi kendine pişireceğim. Yanına patates. Pilav isterse Berkay pilav yaparım. Bir de domates salatası yapacağım. Gerçekten yazın bence böyle hafif şeyler yemek daha iyi oluyor. Bugün aslında böyle makarna salata tarzında da bir şeyler yapabilirdim ama kırmızı et istedi canımız. Böyle kavurma tarzında bir şeyler yiyelim istedim. O yüzden yanına patates de güzel olacak. Şimdi bunu hemen hızlı bir şekilde mühürleyeceğim. Şimdi kuşbaşı doğranmış, çözdürdüğüm ete hiçbir şekilde su eklemiyorum. Bilmeyenleriniz vardır diye söylemek istedim. Yani benim uyguladığım bir yöntem. O yüzden sizle de paylaşmak istedim. Gerçekten çok yumuşak ve çok hızlı bir şekilde. Belki yarım saatte de yapabilirsiniz. O biraz ete de bağlı ama o gün annemlerde yaptığımız 40 dakikada oldu ve kendi kendine kendi suyunda pişti. Asla kurumadı. Çok da lezzetli bir et oldu. Şimdi size aşamalı olarak göstereceğim. Ve etin kendi suyunu bırakmasını sağlayacağım. Harlı ateşte suyunu vermesini sağlayacağım. Sonra hafif çekmeye başlayacak. Bu sırada da sarımsak ve soğanını ekleyeceğim. Birazcık da sıvı yağ ya da zeytinyağı koyabilirsiniz. Böyle bu şekilde pişireceğim. Zaten size şimdi aşamalı olarak göstereceğim. Bir tamamen suyunu versin. Şu kısmı çözülmemiş. Böyle bu şekilde. Bakın rengi de değişti. Suyunu da vermeye başladı. Şöyle patatesi de göstereyim. Patatesleri de güzelce baharatladım. Zeytinyağladım. İşte istediğim bütün baharatları ekledim. Küp küp doğradım. Ve fırına attım. Bu da iyice kızarsın. Şu en sevdiğim salata tabağıma yapacağım. Bunu hem kase olarak kullanıyorum hem de salata tabağı olarak kullanıyorum. Gerçekten çok güzel. Sevmem böyle salatalık. O kadar da söylüyorum. Küçük salatalık al daha taze oluyor diye. Ama çok anlamıyor alışveriş yapmaktan. Yani özellikle manav alışverişi. Alışverişe gitmemiz lazım. Şu an evdeki son şeyleri tüketiyoruz. Hatta domates salatalık ekstra aldık. Gitmemiz lazım da ancak hafta sonu gidebiliriz. Çünkü Berkay da çok yorgun geliyor. Hafta içi biraz zor. Etin son hali böyle bu şekilde. Şimdi biraz kavuracağım.
kısık ateşte bir 20 dakikadır böyle pişiyor. Soğanlar da iyice ezildi. İçerisine sarımsak da koydum. Biraz hızlı yapacağım diye böyle size de hızlı hızlı gösterdim. Baharatlarını ekleyeceğim birazdan. Tuzumu en son ekliyorum. Eti sertleştirmesin diye. Burada da salatamız var. Salatanın da şimdi yağını ekleyeceğim. Limon var mıydı evde bilmiyorum ama bir ona bakacağım. Tuzunu ekleyeceğim. Salata da okey. Patates de böyle bu şekilde. Fırında gerçekten hem daha güzel oluyor. Daha da kızartmanıza da gerek kalmıyor. Daha sağlıklı oluyor. Güzelce de baharatladım, yağladım. Bir 15 dakikada böyle pişti. Gerçekten çok pratik oluyor. Bunu da böyle bu şekilde deneyebilirsiniz. Eti birazcık baharatlayacağım söylediğim gibi. Patatesle salatayı da şimdi sofraya götürürüm. Berker gereken ekmek de aldı. İçecek de koyacağız. Pilav yapmayacağım. Pilav yaparım diye düşünmüştüm ama Berker istemedi. Yanına yoğurt da çıkarırım. Salata olduğu için böyle cacık tarzında bir şey yapmayacağım. Öyle hızlı bir şekilde menümüzü hazırladık. Gördüğünüz gibi bir yarım saat 40 dakikada kırmızı et pişirdim. Gerçekten çok pratik oluyor böyle bu şekilde. Ben bu yöntemle pişiriyorum. Daha hızlı ve daha pratik bir şekilde oluyor. Çok da lezzetli oluyor. Eğer sizin de farklı şekilde pişirme teknikleriniz varsa yorum olarak yazın. Onları da seve seve denerim. Şöyle tuzunu ekliyorum biraz. Kimyon Berkay çok seviyor. Bolca kimyon ekliyorum. Yerken üzerine de ekleriz. Birazcık karabiber. Bunda pul biber bitmiş. Neyse. Çıktığı kadar artık. Bunu sonra doldururuz. Azıcık tuz ekliyorum. Bolca zeytinyağı ekliyorum. Tam bir kaşık salatası. Ben yazın bu salataya bayılıyorum. Hani yeşillik de ekleyebilirsiniz içerisine. Roka da çok yakışır mesela. Limonum kalmamış. O yüzden çok az limon suyu ekleyeceğim. Bunu da bir karıştıralım. Çok az sumak ekliyorum. Bu salataya sumak da çok yakışıyor ve ekşilik de veriyor. Hem limon yok. O yüzden daha iyi olur ekşiliği. Salatamız da böyle hazır. Eti de böyle alıyorum. Tavan biraz kötü oldu ama çok güzel kavruldu. Böyle soğanla sarımsakla çok lezzetli oluyor. Et de hazır. Menümüz böyle hazır. Ekstra servis tabağı çıkartmadım. Berkay'la birlikte yiyeceğiz zaten. Direkt ortadan yeriz. Bu işte hemen yerini almış. Gerçekten salata, patates, et o kadar güzel görünüyor ki. Bakın gayet güzel pişti. Sana da vereceğim biraz merak etme. Et çok güzel koktu değil mi? Bobo. Bobo. Bak bana be. Ne yapıyorsun sen burada?
Ay, ışıktan bir türlü size gösteremedim. Silerken de çektim ama çok karanlık çıktı. Bakın şu an ışık ters olduğu için hala karanlık görünüyor. Buradaki camı sildim. Bu fonlar yıkandı çıktı. Bunları astım. Hakikaten netlesin. Hala karanlık çıkıyor. Buranın tülü bitmek üzere. Makinede çıksın. Onu da asacağım. Işık ters olduğu için karanlık çıkıyor ve sizinle birlikte yapamadık. Şimdi kendime böyle soğuk kahve yaptım. Oturdum. Böyle köşemdeyim. Ve Bobiş'le birlikte Aşk-ı Memnu izliyoruz. Klimayı da açtım. Hava çok sıcak. O yüzden bugün hiç evden çıkmak istemedim. Oturacağım. Güzelce kahvemi içeceğim. Ama şu oje buradayken size göstereyim. Şu an tırnağımda da bu ojeden var. Hatta çıktı temizlik yaptığım için. Size de göstereyim. Çok fazla soran oldu. Instagram'dan da sormuşsunuz. Flormar'ın Bubble Peach FC60 diye geçiyor. Bakabilirsiniz. Gerçekten rengi aşırı güzel. Ben ayaklarıma falan da sürüyorum. Tam benim rengim bittiği gibi tekrardan alacağım. İyi geceler. Sana.